harf talimini Kur'an tilavetinin sıhhati için yapmamız gerektiğini ifade etmiştik. Harf talimini yeteri kadar yaptıktan sonra bu konunun yani fetha, fetha metli ve fetha tenvinli seslendirmenin Kur'an-ı Kerim'den seçme ayetler üzerinde tilavet etmek suretiyle bu harf talimini tilavete taşıyabiliyor muyuz, taşıyamıyor muyuz? Onun sağlamasını yapacağız ve yine aynı şekilde dikkat edilecek hususlara tekrar dikkatinizi çekeceğiz. Mavi renklendirilen harfleri ince telaffuz ediyoruz. Kırmızı renklendirilen harfleri kalın telaffuz ediyoruz. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا Şeddeli nunda biraz bir elif miktarından daha fazla oyalandığıma dikkat edin. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Bütün uzatılan harflerin ince olduğuna ve birer elif miktarı uzatıldığına dikkat ediyoruz. Bu arada H harfinin de ince olduğunu görüyoruz. Bir daha tekrar ediyorum. فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فَالْمُدَبِّرَاتِ بِرَاتِ اَمْرًا Burada yukarıdan beri diğer örneklerde de ayetlerde de bütün fetha tenvinlerde bir elif miktarı uzatılarak vakfedilir kaidesini hatırlamış ve hatırlatmış olalım. Yuvarlak te hariç, ta'ut te'nis dediğimiz müenneslik ta'sı hariç bütün fetha tenvinlerde istisnası başka yok. Yuvarlak te hariç haseneten derken yuvarlak te hariç bütün fetha tenvinlerde bir elif miktarı uzatılarak vakfedilir. Şimdi bunların her birisi bir ayeti kerime olduğu için ayet sonlarında tenvinli olan fetha tenvinli olan bir harfte nasıl vakfedilir onun da talimini yapmış oluyoruz. Bir daha okuyorum. فالمدب
تَدْبِيرَاتِ أَمْرَا أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Burada sat harfi kalın, ha harfi kalın, diğer harfler ince. Ra harfi konumu itibariyle o da kalın. Bir daha okuyalım. Ebsaruha haşi'a. Bütün kaideleri hatırlatmıyoruz. Konumuz olan kısmı hatırlatıyoruz. Diğerlerini ilgili konular geldikten sonra, anlatıldıktan sonra tekrar dikkatinizi çekeceğiz. Şu anda konumuz fetha, fethametli ve fetha tenvilli. Sadece bu konuya yoğunlaşarak ve odaklaşarak seslendirmeleri yapıyoruz. Siz de o şekilde takip edin dersimizi. Ve eğtaşe leylehe ve أخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Bu ayet-i kerimede konumuzu ilgilendiren kısım itibariyle sondaki ha ile ha ayrımına dikkat. ضُحَاهَا Hem aynı miktarda hem de aynı fetha tonuyla mutabık olarak seslendirmeye gayret edeceğiz. O son kelimeyi bir daha okuyorum. Duhâhâ Ayeti baştan seslendiriyorum. Ve eğtaşe leylehâ ve ahraca duhâhâ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا Bu ayeti kerimeyi seslendirirken yine dikkat edeceğimiz, dikkat çeke geldiğimiz husus son kelimede. Orada ha ile ha'yı telaffuz ederken aynı miktarda uzatıyoruz ikisini de. Hem de aynı fetha tonuyla uzatıyoruz. Ha'yı kalın okumuyoruz. Ha ha yanlış bir ifade. Da ha ha şeklinde ikisini de ince hem de aynı miktarda uzatarak okuyoruz. Bir daha okuyorum. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا أخرج منها ماءها ومرعاها
أخرج منها ماءها ومرعاها. Yine bu ayet-i kerimeyi telaffuz ederken bütün fetha, fethametlerin ince harfler kendi arasında, kalın harfler kendi arasındaki mutabakatına dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın. Ma'aha ve mer'aha. Aynı fetha tonu ve metler de kendi arasında bir elif miktarı uzatma ölçüsünde mutabakat sağlayarak okuduğuma dikkat edin. Bir daha son kez okuyorum ayet-i kerimeyi. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها. Yine aynı şekilde ince harflerin kendi arasında mutabakatına riayet ediyoruz. Bir daha okuyorum. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Bu ayet-i kerimeyi okurken 3 tane met yaptığımız istifale sıfatı olan ince harfimiz var. Her üçünde de aynı fetha sesini aynı miktarda uzatıp uzatamadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Aynı fetha sesi ve aynı miktarda uzatma. Harflerimiz de bunlar. Bakın hiçbirinin arasında bir muhalefet yok. Ne fetha sesi bakımından ne de uzatma miktarı bakımından. Şimdi bunlara riayet ederek son kez bir daha okuyorum. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. Yine bu ayeti kerimede ha harfinin ince okunmasına dikkat ediyoruz. Dikkat ederseniz zaaf noktamız olan yerlere tahşidat yapıyoruz. Fetha seslendirmede özellikle metni hallerinde ha ile ayn daha önceden beri kalın harf diyebildiğimiz için yanlış bir bilgi. Bunu düzeltmekte zorlanıyoruz. Onun için misalleri zaafımız olan noktalarda yoğunlaştırma, o şekilde ayetleri seçme gayret ettik. Bir daha okuyorum. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَالْمُغِيرَاتِ
salati subha. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Yine aynı şekilde ha harfinin vakıf anında ince olarak telaffuz edildiğine, uzatıldığına dikkatinizi çekiyoruz. Bir daha okuyorum. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Yine ayn harfinin ince bir harf olduğuna dikkat ediyoruz. Ve bir de ayn harfini met ederken özellikle sürüklemeden okuyoruz. A değil, a şeklinde. Bir daha okuyorum. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Burada telaffuz ederken to harfinin kalınlığından etkilenmemek icap ediyor. Etkilenirsek sin harfi kalınlaşır, sat olur. Halbuki sat harfi değil o, sin harfi. Fe ve se, satu, sat şeklinde da'dan etkilenerek sat haline gelmeyecek, sin olduğuna dikkat edilecek. Yine ayn harfinin ince bir harfi olduğuna dikkat ediyoruz. Ve sürüklemeden okuyoruz. Bir daha okuyorum. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ لَقَادِرُونَ. Bu ayet-i kerimeyi telaffuz ederken dikkat ederseniz hem mavi renkli hem de kırmızı renkli harflerimiz var. Maviler ince okunuyor, kırmızılar kalın. Fethalı olanlardan bahsediyoruz. Burada وَالْمَغَارِبِ derken mim harfi gayn'dan, kalın olan gayn harfinden etkilenerek kalınlaşabiliyor. Vel mağaribi şeklinde yanlış telaffuz edilebiliyor. Burada ince kalın ayrımına dikkat ederek vel mağa şeklinde inceyi ince, kalını da kalın telaffuz etmemiz icap ediyor. Yine aynı şekilde lekadirun derken lem ince bir harf, kaf kalın bir harf, yine birbirinden etkilendirmeden inceyi ince, kalını da kalın telaffuz ederek okumamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ. Bu ayeti kerimeyi telaffuz ederken
Amenude hemze met olunurken amenu diye kalına evriliyor. Yaygın bir hatadır bu. E hemze ince olduğu gibi met hali de ince. En diye harf taliminde tek tek dikkatinizi çekmiştik. İşte o harf talimini bugün bu tilaveti sahih okumak için yaptık. Bugünler için yaptık. Öyleyse oradaki o talimi, çalışmayı buraya aktarmamız ve tilavetimizi de güzelleştirmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Bu ayet-i kerimede فَالصَّالِحَاتُ derken sat harfinin kalın, ha harfinin ince olduğuna dikkat ediyoruz. صَالِحَا değil, فَالصَّالِحَا صَالِحَا sat kalın, ha ince. Yine aynı şekilde حَافِظَاتٌ değil, ha ince, za kalın. حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَ حَفِظَ değil, حَ ince tekrar. Onlara dikkat ve riayet ediyoruz. حَافِظَ حَافِظَ bir daha okuyorum dikkat ederek bunlara. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.